zaman mekan makinesi ekranları için hazırladığımız gerçeküstü programına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda yaşayan üç büyük kahin, Şaman Selenge, Sürmeli Kadın ve Nadim Alihanov'un Pakistan'la ilgili farklı tarihlerde açıklanan ve birbiriyle şaşırtıcı biçimde benzerlik gösteren üç kehanetine yer vereceğiz. Programımıza başlarken kanalımıza abone olduğunuz ve Aşağıda açıklamalar bölümünde yer alan kanalımızın Facebook hesaplarına ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hazırsanız gerçeküstü başlıyor. Diplomasi dünyasına ilgi duyan izleyicilerimiz geçtiğimiz günlerde kardeş ülke Pakistan'da yaşanan siyasi olayları takip etmiştir. 2022 yılı başlarında Hindistan'ın yanlışlıkla Pakistan topraklarına füze atmasıyla ilk kıvılcımlar hissedilse de asıl büyük olaylar ülkede yaşanan iç siyasi gelişmelerle patlak verdi. Pakistan Başbakanı İmran Han, meclis tarafından yapılan güven oylamasıyla düşürülmüştü. Devrik lider yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nden talimat alan muhalefetin ve bazı milletvekillerinin kendisine darbe yaptığını iddia etmişti. Yerine eski Pakistan lideri Nawaz Sharif'in kardeşi Şahbaz Şerif seçilirken erken seçim kararı alınmıştı. Bütün bunlar olurken İmran Han taraftarları da sokaklara dökülmüştü. Pakistan'da yakın gelecekte neler olacağı merakla beklenirken Kanalımızda videolarına yer verdiğimiz yaşayan 3 ünlü kahinin bu olaylar gerçekleşmeden kısa süre önce farklı tarihlerde yaptığı 3 Pakistan kehaneti olması gözlerden kaçmadı. İlk olarak Azerbaycanlı ünlü kahin Nadim Alihanov 2021 yılı Aralık ayında yayınladığımız videosunda bakın neler söylemişti? 14. Üçüncü Dünya Savaşı'nın kıvılcımı Hindistan Pakistan ve Afganistan'ın bulunduğu coğrafyada kopacak. Burada büyük yıkımlara sebep olan savaşlar meydana gelecek. Tam da dünya nüfusunun azaltılmasını isteyenlerin planladığı gibi sonuçlar doğacak. Bu şiddetli savaş İran'ı ve başka ülkeleri de etkileyecek. Alihanov'un videosunun linki açıklamalar bölümümüzde yer alıyor. Öte yandan Uygur asıllı Kazak vatandaşı Şaman Selenge'de kendi sosyal medya hesaplarından Pakistan, Mısır ve Türkiye'yi ilgilendiren bir kehanet yapmış. Bu kehanet kanalımızda yayınlanmıştı. Buyurun izleyelim. Şöyle diyor Selenge. Körmöz dedi ki: "İkbal'in ve Firavun'un yurdunda dertli insanlar. Asur ve Fizanya'da sıcak yaz. Kravatlı akrepler kızıl hayaletleri kaçırmaya çalışacak." İşte yine metaforlarla dolu tipik bir şaman selenge kehaneti. İkbal'in ve Firavun'un yurdu neresi acaba? Firavun denince akla tabii ki Mısır geliyor. Peki ya İkbal? Kastedilen yine Mısır mı yoksa başka bir ülke mi? Bunu bilmiyoruz. Elbette video yayınladığımız tarihte İkbal'in ülkesi diye neresini kastettiğini bilmiyorduk. Birçok izleyicimiz İkbal'in ülkesi denilerek ünlü Pakistanlı şair ve devlet adamı Muhammed İkbal'in kastedilmiş olduğu yorumunu yapmıştı. Bu izleyicilerimiz haklı çıkmış görünüyor. Bu videonun tamamının linkinin de aşağıda yer aldığını belirtelim ve şimdi gelelim Amerikalı tanınmış filozof kahin Sürmeli Kadının Nisan ayına girerken kanalımızda yayınladığımız kehanetlerine. Mısır, Pakistan ve Türkiye 3 anahtar ülke. Ekonomik sorunlarla boğuşan bu üç Müslüman ülkeye diplomatik baskılar artacak. Sürmeli kadın Pakistan'da mezhep çatışmaları çıkacağını söylüyor. Şii kökenlilerin yaşadıkları zorluklar nedeniyle İran'ın gözleri Orta Doğu'dan Pakistan'a dönecek. Yaz aylarından itibaren Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçler İran ve Türkiye arasında da sorunlara yol açacak. Değerli izleyiciler, bu üç ünlü kahin ve kısa aralıklarla yayınladıkları Pakistan kehanetleri, Hemen ardından bu ülkede kıvılcımları yanan önemli gelişmeler. Tesadüf mü dersiniz? Yorumu size bırakıyoruz. Gerçek üstü programından bugünlük de bu kadar. Ayrılırken bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.